Yanlış atasözleri. Sual. Atasözlerin hemen hepsi yanlıştır. Şu birkaç örnek yeter. 1. Kendi düşen ağlamaz atasözü yanlıştır. Çünkü benim çocuk oynarken kendi düşünce de ağlıyor. 2. Aç köpek fırın duvarı yıkar atasözü de yanlıştır. Ben hiç fırın duvarı yıkan köpek görmedim. Kimse de görmemiştir. Çünkü buna imkan yoktur. 3. Acele giden ecele gider atasözü de yanlıştır. Ben çok aceleciyim. Hızlı da araba kullanırım. Ama hiç ecele gitmedim. Bak hayattayım. 4. Çocuğun yediği helal, giydiği haramdır atasözü de yanlıştır. Çocuğa alınan elbise niye haram olsun ki? Bir de çocuk haram yemez mi hiç? 5. Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler atasözü de yanlıştır. Ben acıkınca her şeyi yemem, haram da yemem. Acıyla kıvransam da yine her şeyi söylemem. 6. Rüzgar eken fırtına biçer atasözü de yanlıştır. Çünkü ne rüzgar ekilir ne de fırtına biçilir. 7. Şimdi rağbet güzelle zengine atasözü de yanlıştır. Nice güzeller ve zenginler rağbet görmüyor. Atalarımız niye bu kadar cahilce söz etmişler ki? Cevap. Atasözlerimiz her asırda doğruluğu onaylanarak bugüne kadar gelmiştir. Söyleniş maksadı bilinmeden suçlamak yanlış olur. Atasözleri ve deyimler genelde gerçek anlamından çok farklı olurlar. Bunu bilmeyen kimse atalarımızı suçlar. Yukarıdaki atasözlerinin hepsi doğrudur. 1. Kendi düşen ağlamaz demek, kendi hatasından dolayı bir zarar gören kimsenin başkalarını suçlamaya hakkı olmaz demektir. Düşmekle, ağlamakla alakası yoktur. Gözümden düştün demek, gözümün üstünde otururken aşağı düştün demek değildir. Yanımda itibarın kalmadı demektir. 2. Aç köpek fırın duvarı yıkar demek, açlık, çaresizlikten umulmadık kötü işler yaptırır. Hırsızlık ettirir, gasp yaptırır. Aç kurt aslana saldırır atasözü de böyledir. Aç kimsenin gözüne tehlike görülmez. Aç olan kılıca sarılır atasözü de böyledir. Karın doyurmak için çaresizlikten silaha sarılır. Cinayet yapabilir demektir. Aç aslandan tok domuz yeğdir atasözünde en kötü, en pis olan domuzun ormanların kralı aslanla mukayese edilmesi açlığın çaresizliğini göstermektedir. 3. Acele giden ecele gider demek, aceleyle kalkan pişmanlıkla oturur demektir. Acele şeytandandır hadisi şerifi de, acelenin zarar getireceğini bildirmektedir. Bazen ölüm de getirebilir. 4. Çocuğun yediği helal, giydiği haramdır atasözü, çocuğun hastalıklardan korumak ve sağlıklı büyütmek maksadıyla iyi beslenmesi için harcanan paraya acınmaz, fakat çocuk değerli kumaşların kıymetini bilmeyip hor kullanacağı için pahalı elbiselerle donatmak lüzumsuz demektir. 5. Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa der atasözü, açlık sevmediği şeyleri de yedirtir, canı acıyan da farkında olmadan, istenmeden şeyler söyleyebilir. Yani zor durumlarda normal şeyler beklememeli demektir. 6. Rüzgar eken fırtına biçer atasözü, çevresine hep zarar veren kişi, etki tepki doğurur sözüne uygun olarak bir gün daha büyük tepki görebilir demektir. Kötülük eden daha büyük kötülük görebilir. Onun için eden bulur ve su testisi su yolunda kırılır da demişler. 7. Şimdi rağbet güzelle zengine atasözü, iyi şeyler her zaman ilgi görür, el üstünde tutulur anlamında söylendiği gibi, daha çok tenkit için zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır anlamında söylenir. Onun için para her kapıyı açar denilerek paranın önemi vurgulanmaktadır. Param varsa cümle alem kulun, paran yoksa tımarhane yolun atasözü de aynı şeyi ifade etmektedir. Yani sen iyi olsan da paran yoksa hiç kıymetin olmaz demektir. İbadet de kabahat de gizlidir. Sual. Genelde atasözlerini tecrübelere dayanılarak söylenmiş bir toplum tarafından onaylanmış sözler olarak bildiriyorsunuz.
ataların akla ve dine aykırı hiç sözleri olmaz mı? Ben bir tane buldum. Bakalım ne diyeceksiniz? Dinimizde camiler açık, herkes açıkça ibadet ediyor, ibadet gizli olmaz. Bir de kabahatin gizlisi de açığı da günahtır. Öyleyse ibadet de gizli, kabahat de gizlidir atasözü tamamen yanlış değil mi? Cevap: kesinlikle yanlış değil, çok güzel bir sözdür. Dinimize uygundur, hadisi şeriflere uygundur. Evet, kabahatin gizlisi de açığı da suçtur. Fakat kabahati açık işlemek daha çirkindir. Atasözünde bu vurgulanmak isteniyor. Kabahatin gizlenmesini, açığa vurulmaması gerektiğini bildiren iki hadis-i şerif meali şöyledir: kim dünyada günahını gizlerse Allahü Teala da kıyamette o günahı herkesten gizler. Bir günaha düşen Allah'ın örtüsünü kaldırmasın, onu gizlesin. Çünkü insanlardan utanarak günahı gizlemek hayadandır. Haya da imandandır. Günah gizlenmezse fasıklar bundan cesaret alır. Falanca günah işliyor, ben de işlersem ne çıkar diyebilir. Hikmet ehli zatlar, haya elbisesine bürünenin ayıpları görülmez. Duyulunca hoşlanılacak şeyleri yap. Kimsenin duymasını istemediğin ve duyulunca insanların hoşlanmayacağı şeylerden kaç buyuruyorlar. Gizli işlenmiş bir günahı açığa vurmak ayrıca günahtır. İbni Abidin Hazretleri, günahını açığa vurmak ayrıca günah olur. Gizli yapılan günahı başkalarına anlatmak da günahtır buyuruyor. Günahtan el çekemeyen kimse, kötü örnek olmamak için günahını gizlemelidir. Oruç tutmayan kimse, orucunu gizli yemelidir. Açıktan yemesi ayrıca günah olur. Gizli yapılması istenen ibadet, nafile ibadetlerdir. Nafile ibadetler açıktan yapılınca riya karışma tehlikesi vardır. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, farzlar yapılırken araya riya karışmaz. Nafile ibadetlerde ise gösteriş çok olur. Onun için zekatı açıktan verip iftiradan kurtulmalı, nafile olan sadakayı gizli vermeli ki kabul olma ihtimali fazla olur. Nafile ibadetleri gizli yapmak daha iyidir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, gizli sadaka daha iyidir. Bekara suresi 271. ayeti. Rabbinizi gizli, sessiz çağırın. Araf suresi 55. ayeti. Rabbini içinden zikret. Araf suresi 205. ayeti. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir: kıyamette Allahü Teala'nın himayesini aldığı 7 kişiden biri, sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar sadakayı gizli verendir. Sadakayı gizli vermek cennet hazinesidir. Sadakayı gizli vermek iyilik hazinesidir. Farzlar hariç, evde kılınan namaz, mescidimde kılınandan üstündür. Farzlar hariç, namazı evde kılın. Evde kılınan namaz daha hayırlıdır. Tenhada kılınan nafile namazın sevabı, herkesin yanında kılınandan 25 kat daha fazladır. Hafaza meleklerinin işitmediği zikir, işittiklerinden 70 kat daha sevaptır. Allah'ı gizlice zikredin. Anahtar neyin sembolü? Sual: bir yazınızda kibir her iyiliğe engeldir, her kötülüğün anahtarıdır deniyor. Anahtar hep iyiliğin sembolüdür. Teröristler kaçmayı başardılar deniyor. Anahtar denmesi de bunun gibi çok garip olmuş. Başarmak iyi şeyler için kullanılır. Terörist için başardı denir mi hiç? Anahtar demek yerine kibir her kötülüğün sebebidir denilebilirdi. Yazınızı düzeltebilir misiniz? Cevap: o söz büyük zatlardan birine aittir. Anahtar sadece iyilik sembolü değildir. Barın, pavyonun, kumarhanenin anahtarı olmaz mı? Caminin de anahtarı olur. Randevu evinin de anahtarı olur. Anahtar iyiyi de kötüyü de açar. Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki, bazısı hayrın anahtarı, şerrin kilididir. Bazısı da şerrin anahtarı, hayrın kilididir. Allah'ın hayrın anahtarını verdiği kimselere müjdeler olsun. Şerrin anahtarını verdiği kimselere de yazıklar olsun. Her iyilik bir hazinedir. Her hazinenin anahtarı vardır. İyiliği açan,
kötülüğü de kilitleyen bir anahtara sahip olana müjdeler olsun. Kötülüğü açan, iyiliği de kilitleyen bir anahtarı olana da yazıklar olsun. Bütün kötülükler bir yere toplanmıştır. Bu yerin kilidi zina, anahtarı içkidir. Bütün iyilikler de bir yerde toplanmıştır. Bu yerin kilidi namaz, anahtarı abdesttir. İçki her kötülüğün anahtarıdır. Ne mutlu hayrın anahtarı elinde olana, şerrin anahtarı elinde olana da yazıklar olsun. Allah katında hayrın ve şerrin hazineleri vardır. Her hazinenin anahtarları vardır. Hayrın anahtarı, hayır yapan, hayra sebep olan ve şerrin kilidi, kötülüğe mani olana müjdeler olsun. Şerrin anahtarı ve hayrın kilidi olana da yazıklar olsun. Kılıç cennetin anahtarıdır. Cihad eden cennete girer demektir. Dua ibadetin anahtarı, abdest namazın, namazda cennetin anahtarıdır. Öyle kimseler vardır ki Allah'ı hatırlamanın anahtarıdır. Onlar görülünce Allah hatırlanır. Bu hadis-i şerifler gösteriyor ki iyiliğin de kötülüğün de bir anahtarı olur. Başarmak bir işi istenilen biçimde bitirmek demektir. Polisin yakalamasına başarmak dendiği gibi teröristin yakayı kurtarması da terörist açısından başarmak olur. Hırsız kaçmayı başardı veya kan davasında öç almayı başardı da denebilir. Haksızken haklı çıkmayı başardı da denebilir. Zengin olmayı başardı veya kumarda rakibini yenmeyi başardı denebilir. Ama asıl başarı ahirette işe yarayandır. Ahirette işe yaramayan kazancın, başarının faydası geçicidir. Son önemlidir.